Yatırım dünyasıyla devam ediyoruz. Türkiye'nin ekonomi ekranında ben Murat Tufan. Bu bölümde Ahlatçı Yatırım'ın araştırma müdürü sevgili Barış Şürkün bizlerle birlikte olacak. Ve aynı itibariyle Borsa İstanbul ve küresel borsalarda pozitif bir hava var. Peki bu pozitif havaya aldanmak gerekir mi? Uzun vadede nasıl bir performans olacak hem bizim Borsa İstanbul'da hem de küresel endekslerde diyelim ve kendisine de hoş geldin diyelim. Merhaba, hoş bulduk. Aldanmak lazım mı Barış Şürkün? Evet, güzel soru. Hemen hızlı başlayalım dedim. Şimdi tabii bugün yükseliş devam ediyor. 113.000 düzene geçtik. Doğru. Son dakikalarda biraz daha hız kazanmış gibi gözüküyor alımlar. Yani tabii endeks Ocak başındaki yani yılın ilk işlem günde 116.000'e kadar yaklaştıktan sonra tabii ABD ile İran arasındaki gerilim tabii birden ortaya patlak verince çıkınca hep bahsediyorduk zaten. Çok dik bir yükseliş var. Bu yükselişin bir düzeltmesi olabilir. Bununla ilgili uyarılar yapıyordum ben zaten. Daha önce katılmadı, konuşuyorduk burada. Bu tabii bir şey oldu. Buna bir destek oldu bu. Düzeltme bahanesi oldu. Ve iki gün arka arkaya satış gördük. Yani totalde bakarsak... Bahane de bayağı sert bir bahane aslında. Tabii tabii. Yani, sürecek gibi. İşte devamı gelir mi? Evet, biraz değerlendirmemiz lazım. İşte %4 yaklaşık işte cuma günü ve pazartesi günkü düşüşleri toplarsak %3.94'lük bir düşüş oldu endeks 100 endekste. Tabii bankacılık endeksinde daha fazla düşüşler yaşadık. Tabii şimdi ABD ile İran arasında hep uzunca sürede Çin diye konuşmuş için biraz oraya gidiyor kafa ama şimdi o cepheden şimdi ABD İran Irak cephesine kaydı şimdi dikkatler. Ve tabii buradan kaynaklı gelişmelerin ne yöne doğru evrilebileceğine dair bir değerlendirme günü geçiriyoruz bence. Yani ilk açıklamalar geldi, işte ABD kanadından gelen bu hamlenin sonrasında bu Süleyman'ın öldürülmesiyle birlikte İran ve Irak tarafından sert açıklamalar ki yaşanan son gelişmelere baktığımızda Irak hükümetinin almış olduğu karar bence oldukça önemli. Yani Irak ABD askerinin Irak'tan artık hani gitmesi gerektiği, onunla ilgili onayın verilmiş olması hükümete. Ama Pentagon'da tarafından çıkmayacağız dedi, böyle bir mektup vardı. Tabii Trump'ın çıkabileceklerini yalanladılar. Evet. Evet, o mektup hani sabah baktığımız haberler, akşam baktığımız öyle bir çekileceğinden haberlerin geldiğini gördük ama o da Beyaz Saray tarafından yalanlandı. Öyle bir şeyin olmadığı söylendi. ABD Savunma Bakanı bu açıklamayı yaptı. Ama ben büyük ihtimalle Irak hükümetinin ABD askerini artık ülkesinden gönderme konusunda bir hamle yapacağını açıkçası düşünüyorum bunu. Aynı zamanda gelen haberlere bakıldığında da İran'ın özellikle misilleme yapma konusunda yaklaşık 13 tane senaryoyu da değerlendirdiğine dair bir haberler de geliyor. Ve bu yapılan açıklamaya baktığımızda da bu senaryoların en hafifinin uygulanması halinde bile ABD'ye ciddi bunların sonuçları olacağına da değinilmiş İran tarafından yapılan açıklamada. İşte ben bu nedenlerden dolayı yani hem İran-Irak tarafından gelen açıklamanın hala devam ediyor olması ve aslında jeopolitik anlamda risk fiyatlamasını uzunca zamandan beri görmüyorduk. Yani bu bağlamda hani ortada da çok gelişme yaşandı. Buna karşılık hem altında hem de riskli varlıklarda ciddi ters hareketler görmemekteydik. Bu sefer olayın boyutu tabii ki daha ciddi gözüküyor. Çünkü Süleyman önemli bir isimdi İran açısından bakıldığında. O taraftan sevilen bir isimdi ve geleceğin belki de İran Cumhurbaşkanı olarak da lanse ediliyordu giderek. Yani tabii öldürülmesinin aşamasında İran tarafından gizli bir desteğin verildiği de söyleniyor işte. Özellikle Süleyman'ın karşıta olan kesim tarafından. Durum karışık. Ve orada karışık hem durum. Siyaset, hem de dış siyaset, evet, değil mi? Aynen öyle. Değişik bir noktaya getirecek sanırım. Yani Irak'tan askerlerin çekilmesi talebinin, ABD askerlerin çekilmesi, Trump tarafından açıklamasını da gördük. Hani özetlersek tüm bu gelişmeleri, yani bağlamak istediğim yere doğru gideceğim. Yani Trump'ın da ağır yaptırım uygularız açıklamasına karşılık. Son gelen açıklamalarda da ABD, İran-Irak bloğunun da destekleneceğinin Çin tarafından açıklanmasını gördük. Bu da önemli bence. Ve süreç eğer askerlerin çekilmesi süreci ciddiyet kazanırsa, bu boyut artarsa bu konuda kaynaklı olarak ben yeniden gerilimin yüksek kalmaya devam edeceğini, evet, düşünüyorum. Ve bu bağlamda da işte bugünkü hareketler aslında son işte o cuma günü olay oldu, akabinde hafta sonu gelişmeleri yaşadık, pazartesi bunun fiyatlamasını gördük. Hani biraz bununla ilgili gelişmeleri değerlendirmeye alalım ve zaten iki gün düştük, bunun bir tepki hareketini gerçekleştireyim tarzında bir yükseliş, evet, olarak bu noktada değerlendiriyorum. O yüzden hani bu toparlanmanın kalıcı olması için biraz daha endeksin belki seviyelerini konuşuruz şimdi ama yani yurt dışı tarafta da risk iştahının devam etmesini çok da olası görmüyorum şimdi kısa vadede şu aşamada. Dış politikadaki gelişmeler ABD İran'la çıkabilir oldukça önemli. Bugün Süleyman cenazesi vardı. İzdiham yaşandı. 35 kişi öldü maalesef. 48 yaralı var. Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani biliyorsunuz. Şimdi sabah biz Profesör Doktor İlter Turan'la bir röportaj yapma fırsatım oldu Barış ve
hocamıza sordum. Dedim ki hocam, yani bu ABD-İran gerilimi, hani çok telaffuz etmek istemiyoruz ama işin sonunda en kriz senaryosu ne olabilir? Savaşan iki ülke ve birçok taraftan. Üçüncü dünya savaşı olur. Olabilir mi? O da böyle bir senaryo şu anda ve uzun vadede aslında çok da ihtimal vermediğini, çünkü seçimlerin olduğunu ve hani bunun bir yerde aslında Kuzey Kore'deki gelişmeleri hatırlarsın Barış, çok fazlasıyla kılıçlar çekilmişti. Sonrasında biraz daha ortam yumuşamıştı. Eğer biraz böyle bir senaryo olursa pozitif olabilir ama. Yani savaş olmazsa mı? Yani evet, evet. Piyasa bunu hani çok ilerleyen bir süreçte bir ekonomik anda yaptırım kısmında kalırsa olumlu fiyatlayabilir gibi. Şimdi zaten hani İlk iki günde dediğim gibi yani yaşanan gelişmenin akabinde hani daha da ileri boyuta taşınmaz belki beklentisiyle bu fiyatlamayı görüyoruz bence diye düşünüyorum. Az önce bahsettiğim konuya geri döneyim. Hani o askerlerin çekilmesi konusu, biraz daha geriye gidersek mesela ABD'nin o Vietnam'daki varlığı, mesela ilerleyen aşamalarda ABD kamuoyunun protestosuyla karşılaşıldığı için Vietnam'dan çekilmek zorunda kalınmıştı. O yüzden hani o benzer bir süreç de olursa eğer belki de 3. Savaş olmadan çekilmiyor ya da çekilirken yakıp yıkma durumları da olabilir. Orada ciddi yaptırımları var. Zaten orada neden bulunduğunu biliyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin. Özellikle enerji tarafını kontrol etmek. Büyük İsrail projesi zaten ortada biliyorsun. Yani ondan kolayca vazgeçeceğini düşünmüyorum ben. O yüzden hani Irak-İran tarafı da bu noktada eğer geri adım atmazsa orada bir gerilim artışı yaşayabiliriz. Bu da jeopolitik endişelerde. O yüzden artış yaşattığı için bu değer satışları gördük. Yani bunların ben bir süre daha takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu toparlanmalar belki kısa vadeli olabilir. Daha sonraki süreçte yeniden bu gerilim artışı yaşanırsa bu toparlamalardan sonra yeniden düşüş eğilimi görebiliriz. Borsa İstanbul'da değiniriz isterseniz sevgili. Evet, onları konuşacağız adım adım. Şimdi bu tabii dış politika ve analistlerin bir miktar daha burada yorumları çok önemli. Bu arada bir izleyicimiz soruyor ki Aselsan, valla Aselsan'ı konuşmaktan benim bilmiyorum yani ağzım kurdu derler ya. Az önce bu yayından önce de sağ olsun Selçuk Hoca, Selçuk Gönençler gayet güzel Aselsan analizi yaptı. Mükremin Bey, geriye sardığınız zaman Aselsan analizini Selçuk Hocamızdan görebilirsiniz. Ama yine Barış konuşmak istersen yayının en son bölümünde bir Aselsan konuşuruz. Her yayında geliyor ve artık ben sormaktan utanıyorum, konuklara mahcup oluyorum. Çünkü sürekli Aselsan'ı soruyoruz. YouTube'dan geriye sararlarsa. YouTube'dan evet. Geriye sarın. Selçuk Hocamızın teknik analizini dinleyin derim. Onlarda da olumlu fiyatlamalar vardı son aldıkları siparişlerle. Tabii. Şimdi Borsa İstanbul'da 113.096 puan seviyesindeyiz Barış ve burada özellikle birçok analist dedi ki 112.500'e kadar düşüş olabilir. Siz ahlakçı olarak yani şu andaki piyasada diyelim ki jeopolitik riskler de artmaya devam etti, endeksleri aşağı çekmeye devam etti. Bu düşüşleri bir fırsat olarak görüyor musunuz? Yine de pozitif tarafta mısınız endekse ilgili? Şimdi hani bu görüşümde değişiklik pek olmadı hala aslında. Çünkü hani yılın sonlarında da hep konuşuyorduk yani Borsa İstanbul potansiyel vaat ediyor mu? Aslında vaat ediyor. Ama tabii son zamanlarda yaşadığımız bazı bu gelişmeler hani biraz düzeltme fırsatı olarak şu anda değerlendiriliyor diye düşünmek gerekiyor. Tabii bugünkü yukarı yönlü sıçramayı hani iki günlük düşüşten sonra bir tepki hareketi, yurt dışının da etkisiyle, olumlu etkisi. İşte ABD vadileri pozitifteydi sabah. Asya yine pozitifteydi. Avrupa vadileri de yine öyle. Yine pozitif seyirdi. Hisseler de öyle, endeksler. Bundan hareketli bir toparlanma çabası gösteriyor. Ama tabii bu düzeltme son buldu ve yukarı dönen hareket başladı demek için herhalde büyük ihtimalle bir 113.500'ün üzerinde bir kapanış da gerçekleşmesi lazım. Çünkü dik yükseliş, o dik yükselişte bir tren çizgisi çizebiliyoruz hemen hemen. Onun altına geçmiştik işte pazartesi günü itibariyle baktığımızda. Şimdi onu tekrardan yukarısına atmamız gerekiyor. 113.500, 114.000 seviyeleri büyük ihtimalle oraları gibi. Yani onun üstüne bir kapanış görmemiz lazım. Bu olur da tutunma sağlanırsa o zaman 116.000 yukarı seviyeleri bence görmeye başlayabiliriz. Nereye yani, kadarlık düşüşler seni tedirgin eder? Yani mesela 110.000'e kadar gelse de yine borsada pozitif olup 110.000'den sonra ya Murat kol kesmek lazım. Hani burada stop loss'u çalışmak lazım, malı boşaltıp aşağıdan almak lazım gibi strateji verebiliyor musun? Valla şöyle, 116.000'e yaklaştığımızda yani bu göreceli güç endeksi dediğimiz RSI göstergesi 80'in üzerine çıkmıştı. Ve bu düşüşten sonra 50'ye kadar yaklaştı. Yani bu düzeltmede aslında RSI'nin en azından ortasına geldiğini görüyoruz. Yani 30'da 70 dersek 50 ortaya gelmiş olduğunu ve oradan tepki aldığımızı görüyoruz tekrardan. Yani teknik olarak bunu konuşacak olursak. Yani orada aslında 111.500-111.000 aralığı güzel bir destek noktasıydı aslında. Ya ben aslında orada 112.000 civarını bekliyordum. 112.000-112.500 ama onun da aşağısına daha fazla fiyatlama gerçekleşti dün itibariyle. Yani açıkçası bundan sonraki süreçte 111.000'in altına doğru inmesi gerçekleşirse o zaman daha olumsuz olur ama benim dediğim gibi şu anda
o yükselen trend çizgisinin altındayız hala. Evet. Yani şu an için bu yükselişlerde bunu tepki olarak kabul edip onun üstünde bir hareket görmemiz lazım. Bence 114.000 üzerinde bir hareket görmemiz lazım. Kabaca orasını görecek olursak. Onun üstünde olmadığımız sürece satış eğilimleri gelebilir biraz ama aşağıda edebilir diye düşünüyorum. Aşağıda bence 109.500 desteği önemli. Daha en kötü yer olarak seni görebiliriz. Onun altına da bir eğilim olmaya başlarsa bence o zaman 105.000-106.000 bölgesine doğru bir hareket bence görme ihtimalimiz olabilir. Evet. Şu an için yani 113.000 üzerinde kalıyoruz. 113.110. Dediğim gibi 114.000 üzerinde de kalırsak bence biraz daha olumlu düşünmeye başlayabiliriz diye düşünüyorum. O zaman yönetmenim Cavit'ten rica edelim şu Borsa İstanbul'u Reuters ekranından bir bakmış olalım. Çünkü orada değişik fiyatlamalar ve hisse senedine dair de biraz detaylar paylaşalım gün içi seanstan. %1.55 Barış Ürkün şu anda Borsa İstanbul yukarıda. Evet. Bankalar 1.85 bu öncülüğe yüksek yapıyor. En yüksek katkı sağlamış oldu. Dün ulaştırma petrol fiyatlarının ciddi yükselmesinden dolayı aşağıdaydı. Bugün 1 puan kadar yukarıda olduğunu söyleyelim. Hemen buradan yan tarafa geçmiş olalım. Diğer tarafta Doğan Holding, Tekfen, Tav Havalimanları, Türkiye Sanayi ve Kalkınma, Ford, Kardemir, Ereğli, Soda gibi hisse senetleri başı çekiyor ve özellikle gözüm tabii ki ulaştırma sektörüne dair olan kağıtlarda. Türk Hava Yolları şu anda 13.69'da güne devam ediyor. Pegasus da 80 lira 85 kuruş. Onlar 1 puana yakın petrol fiyatlarının düşmesine paralel bir geri çekilme içerisinde. Buradan bir Brent petrolü konuşmak isterim. Yani dün özellikle ulaştırma sektörünü 3 puana yakın düşüren nokta Brent petrolün düşmesi, yükselmesiydi. Şu anda $68.23. Birçok kurum, yurt dışı kurumu bu yıla Brent petrolün marjının 65-70 ya da bilemedin 75'e kadar marj verdiler. RSI'de da teknik anlamda sat verdi $70'lardan. Ne dersin petrolle ilgili? Tabii petrol %3-4 civarı bir yükseliş yaşadı. Yani sebebi malum az önce konuşmuş olduğumuz nedenlerden kaynaklı olarak. Yine aslında hani nasıl bugün endeksler yükseliyorsa, altın geri çekiliyorsa, petrolde de aynı şekilde hani iki günlük bu bir panik havası diyebiliriz belki. Panik fiyatlaması, jeopolitik risk fiyatlaması. Yani onun biraz hani gelecek günlerdeki gelişmeleri değerlendirmeye alması, şu an için somut bir İran-Irak tarafından bir misilleme gelmemiş olması en azından biraz düzeltme hareketlerini petrolde de bize gösteriyor. Hani o yüzden hani önümüzdeki günler içerisinde yine aslında petrolün fiyatını belirleyecek önemli unsur. Bugüne kadar hep şey diye konuşuyorduk. Birden değişti o. ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşması derken şimdi ABD-İran-Irak cephesi diye konuşuyoruz herhalde. Evet. Yani şimdi tabii ABD ile Çin arasındaki gelişmeleri de takip edeceğiz tabii. Çünkü 15 Ocak'ta bir anlaşma imzalama beklentisi var. Şimdi tabii bu ABD-Çin arasındaki anlaşmanın imzalanması aşaması da belki sekte uğrayabilir diye birden kafama düşüyor. Çünkü az önce bahsetmiş olduğum Çin'in İran ve Irak tarafını destekleyeceğiz açıklamasından sonra bunun ABD'nin tarafındaki tepkisi ne olacak? Belki de onu izlememiz gerekir. Sanki hani Çin'in bu noktada biraz geri planda kaldığı, işte Rusya'nın ve İran'ın verdiği tepkiler kadar tepki vermediği konuşuluyordu ama yani son baktığımda Twitter'da falan mesajlar da var. Yani Çin'in özellikle ABD-İran bloğu, pardon İran-Irak tarafını destekleyeceğinden açıklama yapmış olması, yani bu anlaşmanın da sekteye uğrayabilmesi adına bence takip edilmesi gerekebilir diye bir yorum geldi aklıma. Petrolde en dip olarak yani bu yıl artık hani Murat işte ham petrolde $45-50 ya da Brent tarafında $60'ların aşağısı mümkün değil gibi analiz yapabiliyor musun? 45-50 hani dolar zannetmiyorum. Hangi aralığı vermek lazım izleyicilerimize? Şimdi mesela ham petrol 62-74 şu anda. 62 dolar 84 kuruş. 68 dolar da Brent petrol. Tabii bu seviyeden 45-50 dolarlara bence gelmesi çok mümkün olmaz çünkü jeopolitik tansiyon yükseldi. Yılın başında hemen bunu yaşadık. Bu taraftaki gelişmelerde olumluya doğru gidişat olmadıkça, ne bileyim, yani ılımlı mesaj gelmedikçe biraz stres altında kalabilir. Çünkü petrolün ana vatanının olduğu yerde şu anda hani jeopolitik gelişmeler yaşanıyor, riskler yaşanıyor. İnsanın aklına tabii ki Hürmüz Boğazı geliyor. Hani İran daha önce de bu tehdidi hep yapmıştı. Yani Hürmüz Boğazı'nı kapatabilirim. Hani ABD'nin bazı tehditleri, yaptırım tehditleri karşısında bunu ortaya koymuştu. Ki şimdi jeopolitik tansiyon daha da arttığı bir ortamda bu tekrar gündeme gelebilir. Böyle bir şey gündeme gelirse petrol fiyatlarında daha yüksek seviyeleri de görme ihtimalimiz olabilir. Çünkü petrolün önemli bir miktarda kısmı oradan sevkiyatı yapılarak dünyaya gidiyor. Birçok ülkeye gidiyor, Asya'ya gidiyor. Hani bu bence takip edilecek en önemli unsurlardan bir tanesi. Peki, şöyle o yüzden o fiyatları görmeyiz bence diye düşünüyorum ben. Diyelim ki riskler devam etti Barış söylemiş olduğun ve hani ABD, İran ve Irak arasındaki
gerginliğe Rusya, Çin ve birçok ülke katıldı ve risk devam etti. Böyle bir durumda petrol fiyatları bugün de sordu ve sorgulamaya devam edeceğim. Diyelim ki agresif şekilde yükseldi. Brent petrol örneğin 80 dolar üzerine çıktı. Ons altında 1650-1700 dolarlara yolculuk başladı. Dünyada bu defa biz bir enflasyon riskiyle karşı karşıya kalıp Fed'in acaba geride kalan faizlerini tekrardan artırmak zorunda olduğu daha şahin merkez bankaları gibi senaryoyla da karşılaşabiliriz. Böyle bir durumda herhalde Türk lirası dolara karşı ciddi zayıflar ki bizim merkez bankası da herhalde politikasını gözden geçirmek zorunda kalacak. Evet, çok enteresan bir senaryo olur bu tabii ki. Dediğim şartlar olabilir değil mi? Olmaz. Olabilir. Yok. Yani bu dediğin savaş ortamı ortaya çıkarsa zaten bu enflasyon ciddi anlamda dünyada yükselmeye başlayabilir zaten. Başındaki neden de petrol fiyatları olur bence. Petrol fiyatları yükselirse tabii bu bir hemen olacak bir senaryo, bu gerçekleşecek bir senaryo olarak değil de hani olası bir risk olarak bunu değerlendirmek gerekiyor. Hani İran-Irak tarafının daha fazla gerilim arttırıcı şekilde davranması durumu, özellikle mesela Hürmüz Boğazı'nı konuşması, kapatırım tehdidi olursa eğer böyle bir şey olursa, o zaman petrol fiyatlarının daha yüksek bir yukarı yönlü sıçramayla birlikte tabii ki enerji bağımlısı olan, yani dışa bağımlı olan enerjide özellikle tabii Türkiye bu nokta başı çekiyor şu an için görüntüde. Tabii ki bunlar olumsuz etkilenme durumu olacaktır. Diğer ülkelerde de enflasyon tarafında yükseliş bu tarafta ABD'yi de etkileyebilir. Bence bunu görmek lazım. Yani böyle bir risk artışı, jeopolitik endişelerle kaynaklı olarak risklerde ciddi bir artış yaşanırsa bunun özellikle enflasyon alanın etkisini ilk aşamada görmek isteyecektir FED. Yani özellikle ticaret savaşları ile birlikte yaşanan bu süreçte işte dünyanın global anlamda durgunluğa doğru gitme ihtimaline karşı önden sigorta maliyetinde faiz indirimleri gerçekleştirilmişti. Böyle bir risk olursa da önden yine sigorta maliyetinde faiz artırına da gelebilir, evet, tabii ki. Bu da hızlı bence. Ama ben bu enflasyon riskine karşı. Şu an için ben bu olasılığı düşük görüyorum. Doğru. Yani şu an için FED tarafında ABD ekonomisini ciddi anlamda ters yönde itecek çok önemli bir gelişme şu an için yok. Yani faiz arttırma, enflasyon ciddi anlamda yükselir beklentisi bence şu an için yok gibi gözüküyor. Dediğim o risk gerçekleşirse olabilir. Yani şu görüntüde her şey sözle ilerliyor. O yüzden somut bir gelişme görüp ona göre değerlendirmek gerekiyor. Ona göre değerlendirmek. Son 7 dakikamız. Aslında son 7 dakikada biraz Merkez Bankası hamlesini kurum olarak ne bekliyorsunuz onu sormak isterim. Buna paralel biraz dolar konuşacağız ama öncesinde ben bir soru daha sıkıştırmak istiyorum. Ons altınla ilgili. Evet. ABD-Çin gerilimiyle tabii geçtiğimiz yıl bayağı uğraştık. 2018'de de. Ama bu borsaların sevdiği bir gerilimdi. Çünkü Donald Trump ABD-Çin'le ilgili bir gerilim ortaya atıyor. Sonra olumlu adımlarla endeksler yukarı gidiyordu. Bir şekilde ticarete dair olumlu havalarda tabii ki küresel endeksler ve bizim borsamızda bir şekilde pozitif etkilemişti. Ama ABD-İran gerilimi hem petrolü yükselten hem altını yükselten ama petrolün yükselmesine bağlı olarak da küresel endeksleri aşağı çeken bir yönü var. Yani bu anlamda endekslerin sevmeyebileceği bir gerilim olarak duruyor. Ons altın bugün şu anda ekranlara görüyorum 1566 dolar seviyesine barış. Endeksler pozitifken ons altın bugün yukarıda, sanki ons altın çok emin değil. Yani bu risklerin indiğine dair. Orada kısa ve orta vadede izleyeceğimiz hangi seviyeleri takip etsin? Şimdi ons altında aslında 2019'un genelindeki senaryonun aynısı oluyor gene. Hani hareket anlamında hem endeksler yukarıda hem altın yukarıda. Çoğunlukta böyle gördük zaten 2019'da da. Bu defa endeksler ama aşağıda gibi. Yani bugün için hani bakarsak bugün, gene evet, yukarı. Yani 1555'ten tepki aldı tekrar yukarı giderken. Hani endeks de yukarıda, onu da anlamda söyledim. Yani zaten hani 2019'un ana görüntüsü şeydi, yani merkez bankaları ticaret hacmindeki daralma nedeniyle faiz indirdikleri için bundan olumlu etkilenen tabii hisseler yükseliş yaşadılar. İşte genişleyici para politikaları bunda etken, düşük faiz ortamı, getiri arayışı endeksleri de yukarı itti. Destekleyici politikalar. Tabii bu da bir taraftan da yatırımcıların altın talebinde de artış meydana getirdi, endişelerin devam ediyor olması. Şimdi tabii son yaşanan bu olaylara baktığımızda tabii ki yatırımcılar doğal olarak paralarını daha güvenli varlıklara doğru, yatırmaya doğru yöneldiler. Tabii jeopolitik risk fiyatlamasını yine uzunca zamandır görmüyorduk. Bu olayın öncekilerden daha büyük boyutlarda olabileceğine yönelik bence endişeler şu anda altın talebini canlı tutmaya devam ediyor. Hani dün özellikle hareketin biraz daha terse dönmesiyle işte 1587'leri gördükten sonra biraz düzeltme hareketi, biraz kar alma eğilimi. Hani bu yaşanan son gerilimin sonraki aşamalarda somut olarak neler getirebileceğini beklemeye alınması yatırımcılarca, ekstra çok büyük gerilim artışının olmaması bu düzeltme hareketini meydana getirdi. Fakat az önce dediğim gibi işte askerlerin Irak'tan çekilmesi aşaması, işte
İran'ın bu noktada işte 13 tane madde ortaya koyması olması, yani karşı misilleme amacıyla senaryo ortaya koymuş olması, işte Çin'in destekleyecek olması, böyle bir açıklama yapmış olması, tabii bunlar bir risk unsurları olarak önümüzdeki günlerde bence yatırımcılar nezdinde değerlendiriliyor. Ve teknik olarak da aslında 1557 idi geçen senenin zirvesi. Şimdi onun tabii üstüne hızlı bir şekilde geçtikten sonra bugün tam oralardan, yani bu sefer orayı destek olarak alıp oradan tepki aldığını ve bu yaşanan son gelişmelerle de yukarının eğilimini sürdürdüğünü görüyoruz. Zaten biz bu sene içerisinde hem merkez bankalarının işte destekleyici politikalarını sürmesi, işte ABD Çin arasındaki ticaret gerilimi, ikinci fazdan bahsediyoruz, sonraki fazlardan bahsediyoruz. İşte Brexit'e dayalı belirsizlikler derken altında bir yükseliş eğiliminden bahsediyorduk zaten. Peki bu jeopolitik unsurlarla birlikte bence yukarı yönlük devam edecek. En dibi sence kısa vadede ne olabilir? Yani mesela burada imsar kar realizasyonu devam ederse şuraya kadar önemli. Mesela 1550 dolara kadar gelebilir Murat ama 1550 doların aşağısına geldikten sonra jeopolitik riskler artık rafa kalktı. Altında kısa vadede yükseliş trendi tekrardan negatife döndü diyebileceğim bir seviye verebiliyor musun? Ben bunu şöyle cevaplayayım. Yani teknik olarak incelediğimde ben belli başlı noktaları geçtikten sonra öncesinde direnç olup sonra destek olarak kabul ettiği yerleri baz alıyorum. Yani 1557 az önce dediğim gibi orasıydı. Hani geçen yılın zirve seviyesi. Onun üstüne attıktan sonra 1587'den geri geldi. 1555'ten tekrardan yukarı doğru gitti. Yani bu bir anlamda direnç destek oldu. Şimdi benim için takip edeceğim ilk yer bu aşamada 1555-57 seviyeleri olacak. Yani bunun üzerinde kalma isteği sürdükçe önümüzdeki birkaç gün daha sürerse eğer ons altın tarafında yükseliş eğiliminin devam etmesinin muhtemel olduğunu bekliyorum. Ama aşağısına gelirse de biraz daha kar satışı görebiliriz. 1540-1535 bölgesine doğru bir hareket de gözlenebilir. Ama ben güvenli varlık tarafına talebin önümüzdeki günlerde sürebileceğini düşünüyorum hala. Evet, her geri çekmenin aslında uzun vadede, orta ve uzun vadede bir miktar daha talep olacak gibi ki aslında yende de, frankta da, aynı tabii şekilde tahvil piyasalarında da Barış söylemiş olduğum aynen resmi öyle yatırımcılar uyguluyor. Şimdi bizim gözler tabii ki bir taraftan da Merkez Bankası'nda. Ben çok merak ediyorum. Yani Merkez Bankası bu İran gelişmesini tabii ki tahmin edemezdi. Hiçbirimiz tahmin edemediği gibi. Onların masa notunda Sayın Başkan'ın mutlaka var. 5.97.45'te dolar Türk lirası, petrol fiyatları bir miktar Merkez Bankası'nın hedeflediği seviyelere doğru gelmiş oldu. Küresel endekslerde bir satış baskısı var ama merkezi tek belki de mutlu kılan Türkiye'nin risk priminde böyle aman aman bir yükseliş yok. Hatta geri çekilmeler var. Şimdi önümüzdeki hafta Merkez Bankası beklentilerine dair görüşleri alıyorum. 100 diyen var, 150 diyen var ve pas geçen diyen var. Siz ahlakçı olarak ne bekliyorsunuz? Bu doları etkiler mi olası faiz indirimi? Valla biz ahlakçı yatırım olarak kararımız bu toplantıyı pas geçeceğiz şeklinde. Bir faizde değişiklik yapmayacağını bekliyoruz. Yapmamasını bekleyeceğiz. Ben kendi görüşüm olarak da daha önce de buraya katıldığımda söylemiştim. Yani bu toplantıyı tabii bu gelişmeler olmadan önce bunu konuşuyorduk. Son gelişmeler olmadan önce konuşuyorduk. Hani biraz bu ekonomide son 1200 puan bas puanlık faiz indirimi sonrasında bunun ekonomiye olan etkisini, ekonomide canlanma belirtilerinin ne derecede olacağını, bunun enflasyon etkisi, kur tarafındaki yukarı yönlü hareketin ne derecede boyutunun artacağını biraz daha izleyip görmek isteyeceğini düşünüyordum. Ve zaten işte aldığımız yıl sonundaki enflasyon %11.84 12 aylık enflasyon politika faizine oldukça yakın konumda gerçekleşmiş oluyor. Bu da tabii ki reel faiz olarak da artık hani desteğin kalmadığını bize gösteriyor. Önümüzdeki süreçte ve bu toplantıda yani önümüzdeki süreçte Çin'e baktığımızda bu hem bu etkiler hem jeopolitik tansiyonun vermiş olduğu petrol fiyatlarındaki yukarı sıçrama ki bu bizde enerji maliyetini arttıran bir unsur, enflasyonu yukarı doğru itebilir, bir görüntü verebilir. Kur tarafında yukarı yönlü eğilimini arttırabilir. Şimdilik stabil seyrediyor gibiyiz. Ama yaşanan hem son gelişmeler hem bu jeopolitik anlamdaki risklerle birlikte Merkez Bankası'nın bu toplantıda ben beklemede kalacağını, bir sonraki toplantı zaten her ay toplantı var artık, bir sonraki toplantıda da hem kuru volatilitesi, enflasyon, Ocak ayı enflasyonunda ne olacak onu görmek isteyebileceğini ben düşünüyorum açıkçası. Evet. Ondan sonraki süreçte bakacağız. Yani biraz gelişmeleri izlemekte fayda var. Barış, çok teşekkür ederim. Vermiş olduğun kıymetli analizler için. Diyelim Ahlatçı Yatırım'ın araştırma müdür geldi bugün. Barış Ürkün. Onunla konuşmuş olduk. Yayınımızda sonuna geldik efendim. Sabah 8'de sizi piyasa yönü programına davet ediyorum bir kez daha. Şimdi bir davet daha yapalım Burcu Çetinkaya için. Çünkü küresel bakış programda kendisi bekliyor. Kısa bir aradan sonra izleyebilirsiniz.